Ben o güzelliği size nasıl anlatacağımı bilmiyorum. Çok zor bir şey. Acıyı yaşamak çok zor. Onu anlatmak daha da zor. O gece ablamı ben aradım. En son ben konuştum. Çok telaşlıydı sesi. Kapat telefonu dedi yani. Beni meşgul etmeyin. Çok yaralımız var. İlk bombadan sonra aradım ben. Benim onlara yardım etmem lazım dedi. Telefonu kapattı. Bir daha da ulaşamadık tabii. İkinci bomba atıldı. Ve ablam en istediği yere şehadete yükseldi. O bunu isteyerek gittiği için çok mutluyum. Çok gururluyum. O hak etti çünkü. Çok istedi. Her göreve gidişinde. Diyarbakır Sur'da da görev yaptı. Her göreve gidişinde şehit olup geleceğim diyordu. Çok zorluklardan geçti. Resimde gördüğünüz üniformayı giymek için çok emek verdi. Çok zor eğitimler aldı. Daha 10 aydır polisti. İlk görev yeriydi Ankara. Çok zorumuza gidiyor. Birebir olsaydı, benim de ablam bir silah satsaydı, bir kurşun atsaydı, havadan teröristlere atmayacakları bombayı benim ablamların üzerine attılar. Acımadan, hiç onlar da başka bir ailenin canı demeden vicdansızca attılar. Ondan sonra da eline sağlık dediler. Benim abimin dediği gibi biz kardeşleriz. 10 kardeş de olsak onumuz feda olsun bu vatana. Babam ilk şey haberini aldığımızda o acıyla babam annemi alnından öptü. Ve bana böyle yiğit bir evlat verdiğin için teşekkür ederim dedi. Hayatım boyunca unutmayacağım bir söz. Hayatım boyunca unutmayacağım.